Selamünaleyküm arkadaşlar, bir fosforlu kalemde daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Cemil Meriç'in Kültürden İrfanası. Cemil Meriç'in Kültürden İrfanası iletişim yayınlarından çıkmış. Kapağını da şöyle bir göstereyim, göz aşinalı olsun gözüktüğü kadar. Yalnız ışığı açmayı unutmuşum, ışığı da açayım. Birazcık daha fazla fark etmiş olun. Şöyle bir daha kaldırıyorum. Evet, Cemil Meriç'in Kültürden İrfanası'nı size tanıtmak istiyorum. Alıntılarımı okuyayım. Zaten alıntıları okurken içeriğine dair de konuşmuş olacağız. Bir kısmını işaretledim size. Elbette hepsini okuyamayacağım. Süremiz yetmez. İşaretlediğim kısmı bile fazla gelebilir. Fakat biraz süre geçsin bakalım. Eğer çok gidersek ileriye terk edebiliriz. İlk notumuz 32. sayfada. Güzel bir tenkit var burada. Bir soru üstüne Cemil Meriç izahlarda bulunuyor. Sorudan itibaren alayım. Soru: kültürün çağdaş dünyadaki gelişmeleri üzerinde ne düşünüyorsunuz? Soru böyle arkadaşlar, üzerinde diye sorulmuş. Kültürün çağdaş dünyadaki gelişmeleri üzerinde ne düşünüyorsunuz? Biz genelde üzerine ne düşünüyorsunuz deriz. Cevap: kültürün en yüksek düzeye ulaştığı yeni dünyada kültür yok artık. Kültürün en yüksek düzeye ulaştığı yeni dünyada kültür yok artık. Onun yerine karşı kültür, anti kültür, hippi kültür, kültür sonrası devrimci kültür var. Amerika'dan gelen salgın bütün Avrupa'ya da yayıldı. Çağımız geleneklere değil, geleneğin kendisine düşman. Bu kısmı çok beğendim ben. Çağımız geleneklere değil, geleneğin kendisine düşman. Hayata bir şey eklemek istemiyor. Hayatı alt üst etmek peşinde. Hayata bir şey eklemek istemiyor. Hayatı alt üst etmek peşinde. Devam ediyoruz. Altta da bir cümlesi var. Şehirde yaşamak bir işkence demiş Cemil Meriç. Katılmamak elde değil. Devam ediyoruz. İkinci alıntımız 57. sayfadan. Yine kültür üzerine bir analiz var. Şöyle bir yerden alayım. Kültür yalnız kendi objektif kanunlarıyla yönetilemez. Kültür yalnız kendi objektif kanunlarıyla yönetilemez. Başka bir deyişle kültüre istikamet veren hayattan bağımsız kanunlar değildir. Bizi idare eden birbirine zıt iki emredici güç var. Kültür ve hayat. Bizi idare eden birbirine zıt iki emredici güç var. Kültür ve hayat. Kültür, insan canlı bir varlık olarak iyi olmalıdır diye emreder. İnsan canlı bir varlık olarak iyi olmalıdır diye emreder. Hayat ise iyi olanı insani olmalıdır, yaşanmalıdır der. Hayat ise iyi olan insani olmalıdır, yaşanmalıdır der. Kültür hayatla uyuşmalı, daha doğrusu hayat için zorunlu olmalıdır. Yani hayat kültür olmalıdır ama kültür de hayati olmak zorundadır. Kültür dışı hayat barbarlıktır. Hayattan kopan kültür ise Bizantinizmdir. Doğru telaffuzu bu oldu. Kültür dışı hayat barbarlıktır. Hayattan kopan kültür ise Bizantinizmdir. Bir de okuyabilsem ne güzel olacak bu programlar ama. Bu kadar oluyor arkadaşlar. Dilimiz dönmüyor. Efendim, bir sonraki alıntım 71. sayfadan. Paragrafın başından alayım. Küçük bir paragraf zaten. Gözümüzde o kadar büyüttüğümüz Batı'nın kültürce en gelişmiş saydığımız ülkesi Fransa, bir kara cahiller yurdudur. Oysa tanınmış Amerikan romancısı Upton Sinclair, acaba böyle mi söylenir bilemedim. Bir Amerikalı şöyle demiş, yani o yazar, tanınmış Amerikan romancısı. Bir Amerikalı bir Avrupalının doğarken sahip olduğu kültürü ancak 50 yaşlarında elde edebiliyor diyordu. Bir Avrupalının doğarken sahip olduğu kültürü
ancak 50 yaşlarında elde edebiliyor diyordu. Yani Amerika kültür açısından Avrupa'nın çok gerisinde demiş. Bunu diyen kim? Bir Amerikan romancısı. Upton Sinclair. Herhalde böyle okunur. Hatalıysam ara. Efendim devam ediyoruz. 83. sayfada bir alıntımız var. Şöyle bir yerden geleyim. Her alanda basitten çapraşa, insan topluluklarında ise aşağı düzeyden üst düzeye geçildiğini ileri süren nazariye hiçbir esasa dayanmıyordu demek. Şu halde Avrupa'nın üstünlük iddiası da laftan ibaretti. Bir toplumun teknik ve ekonomik alanda daha ileri olması, sosyal ve ahlaki bakımdan da ileri olmasını gerektirmez. Çizdiğim cümle burası. Şu halde Avrupa'nın üstünlük iddiası da laftan ibaretti. Bir toplumun teknik ve ekonomik alanda daha ileri olması, sosyal ve ahlaki bakımdan da ileri olmasını gerektirmez. İktisadi kalkınma gerçekleşince toplumun üyeleri arasında daha kamil münasebetler kurulmaz mutlaka. Ne bilgelik artar, ne adalet şuuru. Belki aksi olur. Zira iktisadi gelişmeyle insanın insanı sömürmesi daha da keskinleşir. Kısaca toplumların ilerleyişini yalnız ekonomik ve teknik seviyeye, başka bir deyişle altyapıya bakarak değerlendiremeyiz. Daha doğrusu tek ölçü bu değildir. Medeniyetin bütün alanlarda üstünlüğü diye bir şey olamaz. Olsa olsa teknolojik bir üstünlük, tabiat üzerinde egemenlik söz konusudur demiş. Bu bir alıntı Gerard Leclerc'den yapılmış bir alıntı. Kaynağı falan da söyleniyor. Biz bunu 83. sayfadan okuduk. Devam ediyoruz. Geldik 100. sayfaya. Pierre Bayle. Herhalde böyle telaffuz edilir bilemiyorum. Şöyle bir şey söylemiş. Pardon o söylememiş. Chardin söylemiş galiba. Bu da böyle telaffuz edilir herhalde. Şöyle bir yerden alayım. Dünyayı tanımanın kazandırdığı ilk hakikat, her şeyin izafiliğidir. Mutlak yoktur dünyada. Chardin'e göre de ilmin başlangıcı şüphedir. Şüphe etmeyen hiçbir şeyi incelemez, hiçbir şeyi incelemeyen hiçbir hakikati keşfedemez. 101. sayfada yine önemli bir alıntı var. Oakley'den bu da, herhalde böyle telaffuz edilir. Oakley'e göre, Batı'nın doğuya üstünlüğü bir masaldır. Yaşayış doğuda da mutludur. Doğu da birçok dahilerin vatanıdır. Allah korkusu, iştihaları dizginlemek, tedbir ve basiret, her hal ve karda haya ve itidal gibi insanı insan yapan konularda Batı, doğunun hikmetine en küçük bir ilavede bulunmamıştır. Bakınız bir daha okuyayım. Allah korkusu, iştihaları dizginlemek, tedbir ve basiret, her hal ve karda haya ve itidal gibi insanı insan yapan konularda Batı, doğunun hikmetine en küçük bir ilavede bulunmamıştır. Diyor ve devam ediyor. Biz devam etmeyelim. Zamanımız az. Evet, geldik şimdi 106. sayfaya. Tanımamışız kendimizi. Sayfanın hemen başından okuyorum. Tanımamışız kendimizi. Başkalarını nasıl tanıyabilirdik? Avrupa'yı Avrupa'nın istediği kadar tanıdık. Çizdiğim cümle bu arkadaşlar. Avrupa'yı Avrupa'nın istediği kadar tanıdık. Asya, kâşifini bekleyen bir seyyare. İslamiyet, mavi sakalın 40. odası. Tanımıyoruz kendimizi. Tanımak da istemiyoruz. Yaşamak istiyorsak dünyadaki yerimizi bilmek zorundayız. Aşağıda da güzel bir cümle var. Orayı da okuyayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, İslamiyet'i gerçekten tanımak için onu bütün icablarıyla yaşamak, yani Müslüman olmak şart. Avrupalılar böyle bir mazhariyetten mahrum oldukları için İslam dinini bütün derinliğiyle kavrayamazlar. Devam ediyoruz. Geldik 130. sayfaya.
Diyor ki burada, ilim iman konusunda yeterli bir rehber değildir. İlim iman konusunda yeterli bir rehber değildir. Öyle olsaydı bir hamur yalnız mezarını Müslüman mezarları gibi yaptırmakla kalmaz, mezar taşına yazdırdığı Yusuf Hammer adına layık olmaya çalışır ve İslamiyetle müşerref olurdu. Bir kelimeyle İslamiyet ilahi bir hidayettir. Bilgi kafi gelseydi, oryantalistlerin hepsi İslamiyeti kabul ederdi. Yalnız diyor burada, tabii bir de istisna sayıyor. Yalnız Doğu irfanına yıllarca emek harcayan dürüst ve namuslu Avrupalıların da kadrini teslim etmeliyiz diyor. Türkçenin ilk büyük sözlüğü bir Polonyalı allame tarafından kaleme alınmıştır. Red House dilimizin hala en büyük lügat nüvisidir diyor. Osmanlı tarihi de Hammer çapında bir araştırıcı bulamamıştır hala. Bu Red House mevzusu ileride tekrar gelecek arkadaşlar. Onun üzerine müstakil yazısı da var hocanın. Orada da onunla ilgili bir şeyler okuyacağız. Devam ediyoruz. Geldik 167. sayfaya. Burası Celal Nuri diye bir aydının görüşlerine yer verilen bir bölüm. Uzun uzadıya Cemil Meriç ondan alıntılar yapıyor. Siyaset hakkındaki görüşleri, hayat hakkındaki görüşleri, İslam hakkındaki görüşleri. Reformist bir adam zaten. Burada ama mesela kadın konusunda enteresan bir şey söylüyor, muhafazakar bir şey söylüyor. Batıdaki yaşayışın Celal Nuri'nin sözlerini alıntılıyor burada. Batıdaki yaşayışın yalnız çekici yönlerini anlattık. Oysa bu hayatın yozlaştığını gösteren nice alametler var. Dünya Savaşı'ndan sonra bu alametler zeytinyağı lekeleri gibi büyüdü. Talihsizliğimiz, bu medeniyeti 200 yıl önce katılacakken şimdi intisap ediyoruz. Savaştan sonra kadın konusunda serbestlik son haddine varmıştı. Zaten biliyorsunuz kadınların sosyal hayatta ağırlık kazanmaları dünya savaşlarıyla oluyor. Erkekler çoğunlukla savaşta olduğu için kadınların çalışması gerekiyor. Ondan sonra da kadınları içeri sokabilene aşk olsun. O süreç devam ediyor yani. Savaştan sonra kadın konusunda serbestlik son haddine varmıştı. Bunun içindir ki günden güne aile sağlamlığını kaybediyor. Bunu Cumhuriyet'in başında veya Osmanlı'nın son döneminde Celal Nuri söylemiş. Bunun içindir ki günden güne sağlamlığını kaybediyor aile yani. Herkes ne pahasına olursa olsun zenginleşmek ve hayattan kam almak emelinde. Yani tam bir çöküş manzarası karşısındayız. Bir Avrupalılaşmak kararını verdiğimiz anda... Biz Avrupalılaşmak kararını verdiğimiz anda böyle mütefessih yani çürümüş bir Avrupa var önümüzde diyor Celal Nuri. Cemil Meriç de ondan alıntılamış. Devam ediyoruz. Bakalım şimdiki notumuz kaçıncı sayfada? Hızlandık. 203. sayfadayız arkadaşlar. 203. sayfa. Kısa bir yer. Modern Batı aralıksız ve zorunlu ilerleyişe inanır. İslam ise kırılan ve boyuna tazelenen bir ritme. Modern Batı aralıksız ve zorunlu ilerleyişe inanır. İslam ise kırılan ve boyuna tazelenen bir ritme. Yükselişleri alçalışlar izler. Alçalışları yeni doğuşlar. Bir zaman parçası kendi mihveri üzerinde dönmedikçe... Kaynakların ilk anı ile son saati birleşmedikçe bütün değildir. Kavimler ve bilhassa peygamberin ümmeti aleyhissalatü vesselam böylece o mukadder hedefe doğru ilerler. Bir teviye bir ilerleyiş değil bu şüphesiz. Helezoni bir ilerleyiş. Her fert gibi her kavmin de bir eceli vardır. İçimizdeki zaman anlayışı başkadır. Rakama vurulan zaman anlayışı başka. İslam toplumlarının tarihini üçüzlü bir ritim içinde incelemek kabil diyor. Sonra da o ritimleri anlatıyor. Biz oralara girmeyelim. Yoksa çok uzatırız. Efendim bir diğer notum neredeymiş? 238. sayfada arkadaşlar. 238. sayfadan okuyoruz.
Kadri diye birisinden alıntılıyor. İşte bunları ben nasıl okumak gerektiğini bilmiyorum. Ne yabancı dilimiz var ne bir şey. Herhalde bu isim Fransızca. Kadri'ye göre Doğu Hristiyan düşüncesiyle İslam düşüncesi arasında tam bir süreklilik vardır. İslam düşüncesinin çocukluk dönemi yok. Ortaya çıkar çıkmaz güçlü ve olgun. Başlangıçtan itibaren Kur'an cihan şumul kanundur. Hem düşünceyi hem de ameli kucaklar. İslam'ın hudutları genişledikçe ortaya halledilmesi gereken meseleler çıkar. Hukuk ve ahlak meseleleri. Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşarken birçok güçlükleri otoritesiyle halletmişti. Kararları önce şifahi olarak ashaba aktarmış, sonra nesilden nesile geçerek yazıya dökülmüştür. Sünnet diyor iki nokta üst üste, yani hadis parantez içinde diyor. Ve bu metin devam ediyor. Bakınız Cemil Meriç gibi o kadar batı okumasına sahip, İslamiyet'i bile batı üzerinden tanımış neredeyse, kendisi de bunu söylüyor. Bir insan ne kadar yerli düşünüyor, bir de bizim bugün uğraştığımız hadis inkarcılarına bakın arkadaşlar. 257. sayfadayız. Bir İngiliz düşünürden bahsediliyor. Stuart Mill'den bahsediliyor. Burada ismi geçiyormuş. Ondan alıntılar yapıyor Cemil Meriç. Bazı noktaların altını çizelim. Mill yalnız bir iktisatçı değil, bir filozof, bir ıslahatçıdır da. Mill yalnız bir iktisatçı değil, bir filozof ve bir ıslahatçıdır da. Düşünce adamının iktisadi kalkınma nazariyesine en büyük katkısı durgunluk teorisidir. Sosyolojik ve ahlaki bir görüş. İktisatçılara göre servetin artışı sonsuz olamaz. İktisatçılara göre servetin artışı sonsuz olamaz. Demek ilerleme aşamasını bir durgunluk izleyecek. Ne yaparsak yapalım, ilerleme ırmağı durgun bir denize dökülecek. Diyor ve devam ediyor. Bugünlerde ekonomik krizden de bahsettiğimiz için burası bana manidar geldi. John Lukacs'ın Modern Çağın Sonu kitabı Ketebe Yayınları'ndan çıkmıştı. Orada o da öyle bir şey söylüyordu. Kapitalist piyasa sürekli beklentiyi yükselterek ilerlediği için balık gibidir diyordu. Akvaryumdaki balık gibi doyduğunu bilmez. Ancak çatladığında anlar. İşte o da hani beklentinin olabilecekten yüksek olmasıdır. O zaman diyor piyasa bir krize girer. Sonra diyor o kriz geçer, tekrar yükseliş dönemi başlar falan. Bu kitapta da öyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Allahul alem. Devam edelim. Burada da bir notum var. Geldik 277. sayfaya. Kısa bir şey. Çok güzel bir şey ama kısa ama güzel. Avrupa'nın fuhşiyatını taklide değil, kadir şinaslığını istirdade gayret edelim. Yanlış mı okudum? Avrupa'nın fuhşiyatını taklide değil, kadir şinaslığını istirdade gayret edelim. Evet, doğru okumuş. Fakat bugün tam tersi. Genellemeyelim ama piyasa kötü. Evet, geldik 320. sayfaya arkadaşlar. Bu da Red House'un, işte dedik ya Red House'la ilgili uzun bir yazı gelecek. İşte oraya geldik. Red House'tan alıntı yapıyor Cemil Meriç. Bakın neler söylemiş. Kendisinden dinleyelim. Osmanlı lehinde konuşurken büyük bir şevk duyuyorum. Türkiye'de yaşamış bu adam Osmanlı zamanında. Avrupa'nın onlara gösterdiği haksızlık yüzümü kızartıyor. Bu haksızlık kısmen cehaletten, daha da çok dini taassuptan ileri geliyor. 40-50 yıl önce inanıyordum ki dini taassup diye bir şey kalmamıştı Avrupa'da. Bu inancımı Osmanlılara da aşılamaya çalıştım. Birçoklarını inandırdım da. Türkiye, Hristiyan Avrupa ile kardeş olmak istiyordu. Heyhat! Ne yobazların kökü kurumuş, ne mürailerin. Osmanlı'ya ait her şey Avrupa'ya da İngiltere'ye de vahşi bir kin telkin ediyor. İngiltere'yi bu müsamahasızlığı
Bu anlayışsızlığı yüzünden sevmiyorum demiş Red House. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 338. sayfaya. Burası da güzel. Kimsenin bilgiye, tefekküre, tarihe tahammülü yok. Kimsenin bilgiye, tefekküre, tarihe tahammülü yok. Marx, tatsız ve ukala bir yol arkadaşı. Onun yerine Debrayler, herhalde böyle okunur, Che Guevara'lar aldı. Silahı kapınca belli cinayetler işleyecek, kurulu düzeni serseme çevirecek ve kaşla göz arasında iktidara kurulacaksın. Yani solculuk diyor militarist bir hal aldı, anarşist bir hal aldı. Düşünceyle değil de silahla başa geçmek istiyor. Solun bu aceleciliğini Müslüman gençliğin, solun bu aceleciliği Müslüman gençliğini de yakalamışa benziyor. Solun bu aceleciliği Müslüman gençliğini de yakalamışa benziyor. İran'daki inkılap da Güney Amerika'daki ayaklanmalar gibi meccani bir zafer sağlayacak ve bütün insanlık takdiri ilahi sayesinde İslam'ın üstünlüğünü temsil edecekti. Aynı sihri düşünce sosyal meseleler önünde aynı şuursuzluk. Aynı sihri düşünce sosyal meseleler önünde aynı şuursuzluk. Anlamak istemiyoruz ki hiçbir zafer bedava kazanılmaz. Anlamak istemiyoruz ki hiçbir zafer bedava kazanılmaz. Mucizeler çağında yaşamıyoruz. Çetin ve sıkıntılı hazırlıklara ihtiyacımız var. İran veya Turan veya Güney Amerika uyanıkken görülen birer rüyadır. Hiçbir inkılap birikimsiz olmaz. Hiçbir inkılap bir idhal metağı değildir. Coşmuş ya maşallah. Bir yabancı bir düşünüre ajan denmesinden yakınıyor. Şurada da. Sonra onun çalışmalarını söylüyor ve bizim ilgisizliğimizden bahsediyor kendi tarihimize. Şunu soruyor Cemil Meriç. Ajan biz miyiz acaba Batılılar mı? Yani diyor bu kadar yabancısı kendi şeyinin, kültürünün, mirasının ajanlık suçlaması bize daha çok yakışıyor diyor. Evet, geldik 387. sayfaya. Cemil Meriç'in bu kitapta çocuk edebiyatı üzerine bir yazısı var. Oradan bir cümle paylaşacağım. Çocuk edebiyatı iki kayalık. Çocuk edebiyatı iki kayalık, iki gerçek dışılık arasında yalpa vurur. Çocuk edebiyatı iki kayalık, iki gerçek dışılık arasında yalpa vurur. Eğlenceli olmak isteyen münasebetsiz tuhaflıklarla lüzumundan fazla ahlakçı didaktik niyetler. Eğlenceli olmak isteyen münasebetsiz tuhaflıklarla, bir çocuk kitabında olmaması gereken münasebetsiz tuhaflıklar, lüzumundan fazla ahlakçı didaktik niyetler. Bu ikisi diyor çocuk edebiyatına zarar veriyor. Devam ediyoruz. Geldik 406. sayfaya arkadaşlar. Pardon 407'den okuyacağım. Estağfurullah. Şu pardonu bırakamadım ya. Estağfurullah'a geçemedim bir türlü. Alışacağım inşallah. Allah büyük. 407. sayfadayız. Batı'nın mimarı olduğu her kuruluş gibi UNESCO da deniz kızına benzer. Muhteşem bir baş altında sefil bir kuyruk. UNESCO Avrupa'nın binbir aldatmacasından biri. UNESCO ideali bir çeşit afyon. Zavallı Asya. İkinci Dünya Savaşı'nda Asya'nın hiçbir günahı yok. Milyonları kudurmuş sürüler halinde birbirine saldırtan yalanları o imal etmedi. Irkçılık Fransa'da doğdu, Almanya'da gelişti, Amerika'da uygulanmaktadır. Sevgili Amerika bir yandan sulhün, hürriyetin havarisidir. Sevgili Amerika bir yandan sulhün, hürriyetin havarisidir. Bir yandan kendi vatandaşlarına kuduz köpek muamelesi yapar. UNESCO, açık göz düşünce cambazlarının büyük bir iştiha ile memelerine sarıldıkları garip bir inek. Süslü kutularda sunulan bir afyon UNESCO. Amacı, Asya ile Afrika'yı terbiyeli bir sirk hayvanı haline getirmek, kurdun dişlerini törpülemek ve köpekleştirmek, diyor Cemil Meriç. Coştuğu yerlerden birisi. Geldik 428. sayfaya. Sona az kaldı. Çok güzel bir cümle var burada.
bir kimsenin zeka derecesini ölçmek istiyorsanız, bir kimsenin zeka derecesini ölçmek istiyorsanız şaşmaz bir ölçü var. Neymiş o ölçü? Sözlerinde genelle özelin nispeti. Hangi ölçüde kişilere ait somut hakikatlerin yerine insanlar ve hadiselere ait geniş tecrübelerden çıkarılmış soyut hakikatler geçmiştir. İnsanları bu bakımdan ele alırsanız hemen görürsünüz ki %90'ı sosyal hadiseleri sadece biyografik bakımdan ele alır, diyor Cemil Meriç merhum. Devam ediyoruz. Geldik 462. sayfaya arkadaşlar. Bu Izolet mi desek, Fransızcaya kahramanlar eserini Fransızcaya çevirirken ön sözde bir şey söylemiş. Cemil Meriç de o Izolet'in o cümlesini buraya almış. Ya da birkaç paragraf burası, pardon. Cümle dedim. Estağfurullah, cümle dedim, yanlış söyledim. Ama şu üst kısmı çok güzel. Güneş tutulunca yabaniler ışık öldü diye dövünürlermiş. Güneş tutulunca yabaniler ışık öldü diye dövünürlermiş. İdeal kararınca da biz medeniler ellerimizi göğe kaldırarak çığlığı basıyoruz. Tanrı öldü. Biz yabaninin afallayışına nasıl gülümsüyorsak gelecek nesiller de bize gülecek. Elhak öyledir. Hatta bir kitap vardı, vaktiyle okumuştum. Hani Tanrı ölmüştü diye başlığı da bu. Soruyordu yani, hani Tanrı ölmüştü? Artık bilim de Allah'ın varlığına deliller sunuyor tarzında yabancı bir yazarın eseriydi. Yaptığı söyleşilerden derlemeydi. Yine inançlı bilim adamlarıyla görüşmeler yapmış. Onların beyanlarını toplamıştı. Kitabın ismi Hani Tanrı Ölmüştü'ydü. 471. sayfa. Bu yazı arkadaşlar Cemil Meriç'in böyle zirve yaptığı yazılardan birisi benim açımdan. Başlığını da söyleyeyim. Batı'nın Yeniçerileri, Genç Osmanlılar. Batı'nın Yeniçerileri, Genç Osmanlılar. Şöyle çok uzun bir yazı değil. Yani 6-7 sayfa bir yazı kitap sayfasıyla. Ama coştuğu bir yazı yani. Öyle şeyler söylüyor ki her birisi böyle nokta atışı. Şöyle bir yerden bir parça okuyayım. Osmanlı akından akına koşan bir mücahitler ordusu. Dağınıklığı içinde yekpare, alacalığı içinde mütecanis. Medeniyetin yalnız yaratıcısı değil, taşıyıcısı da. Kahramanların sözle kaybedecek zamanları yok. Fatihler için tek mukaddes kelam vardır, kelam-ı kadim. Ötesi eğlence, satranç gibi, cirit gibi. Ötesi yani edebiyat. Milletler de ihtiyarladıkça gevezeleşir. Hamlenin yerini belagat alır, hayatın yerini söz. Genç bir toplulukta, yaşayan bir toplulukta, tezatlarını kah kılıç, kah imanla halleden bir toplulukta laf ebeliğine ne lüzum var? Şu cümleye bakın arkadaşlar. Yani, muhteşem. Yükseliş çağında küffarı irşad ederdik. Yükseliş çağında küffarı irşad ederdik. Küfürle istişare değil. Politika kulislerinde kazanılacak zafer, uşakların zaferi. Tanzimat, uçuruma açılan bir tereddüler dehlizi. Gafil bir intelijensiya, sirenlerin şarkılarını dinleyerek diyar-ı küfre yelken açar. Peri ilhamın narin omuzlarında, bir tarike-i dünya libası değil, çıplak gerdanında göz kamaştırıcı mücevherler var. Avuçların memnu meyvelerle dolu. Dudakları vahitlerle. Aydınlarımız bu tehlikeli nazeninin kollarında maziyi unuturlar. Maziyi, gazalarını, zaferlerini, yiğitliklerini. Evet arkadaşlar, alıntılarım bu kadar. Gördüğünüz gibi kitapta çok güzel bilgiler var. Ha, bazı yerlerde Cemil Meriç'e hak vermediğiniz de olabilir. Ben de vermediğim oldu. Ama genel itibariyle Cemil Meriç, hep söylüyorum kitapları hakkında konuşurken, ne kadar Batı'yı okumuş olsa da, Batı üzerinden bizi değerlendiriyor olsa da, yani okumaları itibariyle, önce oradan başladığı için kendisi de kendisini eleştiriyor. Yine de o yerliliği yitirmemiş, yani çok özgüven sahibi. Batılı büyükler hakkında, batılı düşünürler hakkında, batılı aydınlar hakkında konuşurken,
Hani yeri geliyor gömüyor adamı. Yeri geliyor açığını söylüyor. Yeri geliyor işte tutarsızlıklarından bahsediyor. Hani böyle vurdukları zaman hemen şeye geçmiyor. Evet tamam efendim falan filan böyle ezik şey değil. O da onun üstüne konuşuyor. Sen onun üstüne konuşursan o da onun üstüne konuşuyor. O Namık Kemal'in ekolünün ondan sonraki bir temsilcisi gibi Cemil Meriç. O yönüyle hakikaten okunması gereken birisi. Üslup zaten muhteşem. Yani Cemil Meriç'in deneme üslubu Türkiye'de sayılı yazarda bulunur bir üslup. Ondan o yazarlık açısından, deneme yazarlığı açısından alınabilecek çok şey var. Çok rahat bir yazar, çok keskin geçişlerle kendini rahat okutan bir yazar. Çok memnunum efendim. Tekrar kapağını bir göstermiş olayım. Fosforlu kalemden bir kitaptan da bu kadar. Okuduğumuz kitap Cemil Meriç'in Kültürden İrfana'sıydı. Kültürden İrfana, iletişim yayınlarından çıkmıştı. Bu kitabı herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Edinin, okuyun, okutun. Zarar görmezsiniz, faydası olur. Pekala, başka bir kitapta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.